İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbiye Stüdyoları. Saatler ülkemiz nükleer serüveninin ilk projesi olan 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldığı Türkiye'de 23.30'u, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının aksine yine Suriye'den çıkmak istediklerini belirtip Suriye'den ayrılmanın zamanı geldi, bunu ciddi ciddi düşünüyorum dedi. Washington'da 16.30'u, Afganistan Hava Kuvvetleri'nin medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet törenini bombalaması sonucu yüzden fazla kişinin öldüğü ülkenin Kunduz vilayetinde çarşamba 01.01'i, 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izinin bulunduğu kaydedilen İskoçya'da da 20.31'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın ikinci gece bakışıyla karşınızdayım. Önce her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerinden bazı haber başlıklarına bakacağız. ...60 yıllık rüyayı gerçekleştirmek için tarihi adım atıldı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesinin maliyeti 20 milyar dolar olacak. Akkuyu'da yapılacak nükleer güç santrali 4 reaktörden oluşacak ve santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor. Üretim başladığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'u karşılanacak ve proje sayesinde yılda 7 milyar dolar tasarruf sağlanacak. Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunmasını güçlendirme yönündeki çabalarında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Rusya, S-400 tipi füze savunma sistemini planlanandan erken teslim edeceği duyuruldu. Önemli açıklama ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, anlaşma tamam, o defter kapandı, bitti o iş, teslimat erken dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden DAEŞ'le ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Trump, Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeyi çok ciddi biçimde değerlendirdiğini yineledi. Yakında bu konuda karara varacağını açıkladı. Trump, geçen haftada bu yönde sözler sarf etmişti. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA'den bir dizi yetkili başkanın açıklamasına şaşırdıklarını aktarmışlardı. Amerikan Başkanı Donald Trump birkaç saat önce ülkesinin askerlerinin Suriye'deki varlığının ciddi külfet olduğunu söyledi. Hemen ardından da ülkesinin Merkez Kuvvetler Komutanı ve DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi farklı açıklamalar yaptı. Evet, geride kalan haftanın ikinci iş gününde Salı'da gündemde öne çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bakışında olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Gece bakışına, Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunmasını güçlendirme yönündeki çabalarında akşam saatlerinde yaşanan önemli bir gelişmeyi aktararak başlıyoruz. Rusya'nın S-400 tipi füze savunma sistemini planlanandan erken teslim edeceği duyuruldu. Ve bu önemli açıklama ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, anlaşma tamam, o defter kapandı, bitti o iş, teslimat erken dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinden de söz etti. Kimi çevrelerin ilişkileri zehirleme çabalarına tanık olduk. Her provokasyonla ikili ilişkilerimiz su verilmiş demir gibi çelikleşti dedi. S-400 füzeleriyle alakalı konu tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır. S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık. Bitti o iş. S-400 füze savunma sistemlerinin teslimat tarihi öne çekilecek. Türkiye-Rusya anlaştı. Liderler son sözü söyledi.
S-400 füze sistemlerinin teslimatını hayata geçirme konusunu da görüştük. Bu son derece verimli savunma tesis sistemin Türkiye'ye teslimatının süresini azaltmaya karar verdik. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da. Yeniden başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Ayağının tozuyla Beştepe'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider son bir yılda 9. kez bir araya geldi. Erdoğan ve Putin önce Akkuyu nükleer güç santralinin temelini attılar. Ardından baş başa görüştüler. İki lider Beştepe'nin balkonunda sohbet etti. Daha sonra da üst düzeyli işbirliği konseyi toplantısına başkanlık ettiler. Toplantı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında 4 anlaşma imzalandı. Ardından iki lider kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile geçmişte yaşananları hatırlattı. Kimi çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme gayretlerine de şahit olduk. Ama hamdolsun ilişkilerimiz bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili işbirliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi. Suriye'deki son gelişmelerde iki liderin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuçları ilgili bilgi verdiğini söyledi. Erdoğan ve Putin Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı. Suriye'nin geleceğinin DAEŞ ve YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Suriye'de krize siyasi çözüm çabaları, geçiş süreci ve Suriye'nin geleceğinin ayrıntıları ise üçlü zirvede masada olacak. Zeytin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Ankara'da. Kasım ayında Soçi'de yapılan Suriye zirvesinin ikincisi garantör 3 ülke Türkiye, Rusya ve İran liderleri tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya da bir araya gelecek. Evet, yarın da çok önemli ve iç savaşın 8. yılına girdiği komşumuz Suriye'nin geleceğine ilişkin tarihi bir zirve gerçekleştirilecek Türkiye'de. İlki Rusya'nın Soçi kentinde yapılan üçlü zirvenin ikincisi yarın başkentte düzenlenecek Ankara'da. Erdoğan, Putin ve Ruhani saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Garantör 3 ülkenin gündeminde Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler var. Suriye'de krize siyasi çözüm çabaları, geçiş süreci ve Suriye'nin geleceğinin ayrıntıları üçlü zirvede ayrıntılı bir biçimde ağırlıklı olarak masada olacak. 60 yıllık rüyayı gerçekleştirmek için tarihi adım atıldı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesinin maliyeti 20 milyar dolar olacak. Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer güç santrali 4 reaktörden oluşacak. Santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor. Ve üretim başladığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'u karşılanacak. Bu proje sayesinde yılda 7 milyar dolar da tasarruf sağlanacak. Gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ve o tarihe adım atıldı. Türkiye nükleer enerjiye kavuşuyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında ilk harç çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'dan Mersin'e onayı verdiler ve Akkuyu nükleer santralinin temeli yapılan törenle atıldı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini Ruslar yapacak. Rusya Devlet Başkanı Putin temel atma törenine katılmak için erken geldi Ankara'ya. Günün anısına Türk ve Rus heyetlerinin yakasında Akkuyu nükleer güç santralini simgeleyen rozetler vardı. Erdoğan ve Putin tören alanına giderken Rus halk şarkısı Kalinka fondaydı. Türk-Rus ortaklığında gerçekleştirilecek proje iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olacak. Bu projenin bir şekilde gerçekleştirilmesi, ikili işbirliğimizin dinamik bir şekilde gelişmesinin bir simgesi olacaktır. Türk-Rus dostluğunun bir simgesi haline gelecektir. Santral 4 reaktörden oluşacak. İlk reaktörün 2023 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Böylece Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taşlandırmış olacağız. Üretimi başlandığında mevsim koşullarından etkilenmeden 7 gün 24 saat üretim yapılacak. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde her biri 1200 megawatt olmak üzere 4 ana reaktör bulunuyor. Toplamda 4800 megawattlık enerji ile yılda 35 milyar kilowatt saat elektrik üretimi yapılacak. Reaktörlerin tamamının devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü buradan karşılanacak. Yılda 7 milyar dolar tasarruf sağlanacak. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde tek başına elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecektir. Santral 3. nesil olarak nitelendirilen son teknoloji ve güvenlik standartlarına sahip olacak. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Üstelik bunu sıfır emisyonla, yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştirmiş olacağız. Santralin inşa aşamasında 10 bin, işletme aşamasında 3500 kişiye istihdam sağlanacak. İnşa sürecinde yerli imkanlar ağırlıkta olacak. Türkiye'nin bu santralinde kazanacağı tecrübe gelecek santrallerin inşasına ışık tutacak. Evet, oldukça heyecan verici bir gündü. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle bu tarihi önemdeki projenin temeli gerçekleştirildi, atıldı. Akkuyu'da yapılacak nükleer güç santrali 4 reaktörden oluşacak ve üretim başladığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'u bu santralden karşılanacak. Ve proje sayesinde yılda 7 milyar dolar tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Akkuyu'ya yapılacak nükleer güç santralinin kazanımlarını ve süreci konuşacağız. Ankara stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, uzman bir isim, doçent doktor Şule Ergün konuğumuz. Efendim merhabalar. Uzun yıllarınızı bu konuyla ilgili hem kamuoyu diplomasisinde hem bilimsel alanda sarf ettiniz. İzleyenlerimize bunu hatırlatmak istedim. Öncelikle temel atılırken neredeydiniz ve ne hissettiniz? Zira bu projeye karşı olan lobiler de vardı biliyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için bu önemli bir günde. Ben açıkçası temel atılma törenine katılamadım çünkü TRT Haber'e katılmak için haber bekliyordum. Ofisimdeydim, öğrencilerimle birlikteydik, nükleer güvenlik dersini yapıyorduk, birlikte takip ettik. Sizler için, Türkiye'nin yetiştirdiği 479 nükleer enerji mühendisi için aslında bugün heyecanlı bir gün. Bizleri de törende hocalarımız temsil ettiler, sağ olsunlar. Dediğiniz gibi sadece ben değil, benim hocalarım, onların hocaları ve benim öğrencilerim heyecanla bugünü bekledik. Bizim için de önemli, özel, büyük bir adımdı. 30 yıldan fazladır ülkemizde nükleer enerji mühendisi yetişiyor ve ilk defa bu yıl bu temel atma töreniyle bir reaktörün temelinin atılmasını görmek nasip oldu bizlere. Çok teşekkürler. Son cümlem şeydi, bu devasa projeye dünyada yüzlerce var. Karşı çıkan bir lobi de vardı.
Ama 479 nükleer enerji konusunda bilim insanının olması da ilk kez duydum bu kadar sayıda olduğunu. Yok, hiç problem değil. Heyecan vericiydi. Ben de kusura bakmayın, son cümlenizi duymamışım. Evet, buyurun. Evet, doğrudur. Nükleer santrallere yapılmasına karşı çıkan kişiler her ülkede vardır. Bu nükleer santralleri uzun yıllardır kullanan ülkelerde de var. Bunun sebebini üzerine çok iyi düşünmek lazım. Yani reddetmeden, neden karşılar ki? Evet, güzel bir şey demeden, siz çok güzel rakamlar ifade ettiniz. Üzerine söyleyebileceğim ya da ekleyebileceğim hiçbir şey yok. Fakat neden insanlar nükleer santrale karşı olur sorusunun cevabını çok iyi düşünmek gerekiyor. Haklı örnekler belki korkutuyor olabilir, karşılığa sebep oluyor olabilir. Biraz belki bu teknolojinin çıkış noktasıyla ilgili olabilir. Ama umuyorum ki teknolojiyle tanıştıkça, bizler kendi çalışmalarımızda her şeyin yolunda gideceğini gösterdikçe, ispatladıkça kendimizi, çalışmalarımızı belki de haklı diyebileceğimiz karşı çıkmaların önemli bir kısmı ortadan kalkacaktır. Tanımadığınız zaman, bilmediğiniz zaman, tecrübe etmediğiniz zaman bir şeyden korkmanız çok normal ya da karşı olmanız çok normal bunun uzantısında. Umuyorum ki bugünden sonra yapılan çalışmalar şeffaflıkla, açıklıkla, açıklanarak, hiçbir şey karanlıkta bırakılmadan yürütülürse bu tip karşıtlıkların azalacağını umuyorum. Türkiye'nin geldiği noktada ders santralinin halka rağmen yapılmadığını da açıkçası gözlemlerim üzerine düşünüyorum. Evet. Umuyorum karşıtlıkların sebebi bazı korkularsa bunun giderilmesi sağlanır. Bugüne kadar büyük bir açıklıkla ortaya konduğu 60 yıllık bir rüya gerçekleştiriliyor ve dünyada onlarca yıllık deneyimi olan bir Fransa var, Amerika Birleşik Devletleri var, yine Japonlar var, Ruslar var, Kanadalılar var. Oldukça değerli bir sürece girdi Türkiye enerji konusunda, nükleer enerji konusunda. Evet. Ve yanılmıyorsam Türk firmaları açısından yeni bir kalkınma ekonomisi doğuracak bir temel atıldı bugün. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Nükleer santraller, projeler, büyük projeler, büyük miktarlarda paralardan bahsedilen projeler, siz de ifade ettiniz rakamları. Üstelik şu anda yani Türkiye'nin nükleer santral inşaatının yanı sıra daha bizler gibi nükleer enerjiyle ilgili hiçbir yatırım yapmamış ülkelerde de nükleer santral projeleri başladı ve başlamak üzere. Ve nükleer santral endüstrisi diyeyim, nükleer projelerin oluşturduğu endüstriler özel endüstrilerdir. Ve bence bizim sanayicimiz için, üreticimiz için, inşaatçımız için bu nükleer santral tecrübesi başka ülkelerdeki nükleer santral tecrübelerine de yol açacaktır. Yani sadece Türkiye'de zikredilen rakamları düşünmemek lazım. Elbette makul olan bir miktar katkısı olacaktır Türk firmalarının, ama hedef hem Türkiye'deki nükleer santral projelerinde hem de dünyadakilere hazırlanmak üzere Türk firmalarının rollerinin, Türk firmalarının katkılarının arttırılması. Bu miktarın Akkuyu'da nasıl olacağına dair zaman zaman rakamlar zikrediliyor. Gerçek rakamlar süreçte de belli olacaktır. Ama biz üreticimizin, sanayicimizin, inşaatçımızın hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz akademi tarafında nükleer mühendisler olarak. Umuyorum ki benim koyduğum hedef çok agresif değildir. Başka ülkelerin nükleer santral projelerinde, ilk defa nükleer santral kuracak ülkelerin nükleer santral projelerinde de Türk firmaları yer alabilir. Türkiye enerji alanında yine Akkuyu'yla devam edelim ama enerji yatırımları alanında yine dünyada çok önemli bir şeyi yapmaya hazırlanıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde dünyanın en büyük güneş enerji santralini yapmaya hazırlanıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden bir son dakika haberi var. Bunu hemen hatırlatayım izleyenlerimize. Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden birisi, video paylaşım sitelerinden YouTube, Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki binası silah seslerinin gelmesi üzerine boşaltıldı. Bazı çalışanlar dışarı çıkamıyor.
bu konudaki son dakika gelişmeye dair ayrıntılar elimize ulaştıkça devam edeceğiz. Pardon, buyurun efendim. Dünyanın en büyük güneş enerji santralini de Türkiye yapmaya hazırlanıyor. Bu hamleyi de yine hatırlatmak istedim. Katkıda bulunmak isterseniz bu konuda da. Tabii ki. Tabii ki aslına bakarsanız Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılarken kullanabileceği bütün kaynakları en çevreci, en güvenli, en ekonomik şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yani nükleer yapıldı, güneş olmaz, güneş yapıldı, rüzgar olmaz diye bir karar olmaz güçlü bir ülkede. Enerji üretim çeşitliliğinin olması gerekir. Sepete bütün her çeşit yumurtayı koymanız gerekir. O yüzden bu çok sevindirici bir şey, çok önemli bir gelişme. Güneşte de yapılacak bu girişim, bu elektrik üretimi. Dolayısıyla ama şunu da düşünmek lazım. Yani 4800 megawatt akkuyu bu olduğu zaman aslında biraz daha güneşe, rüzgara yönelebilirsiniz. Yani temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak elektrik kesintisiz gelirken yenilenebilir dediğimiz santrallere de şans tanımış olursunuz aslında. Sizi bir rahatlatır elde edilen enerji. Çok tabii güzel gelişmeler bunlar. Şunu unutmamak gerekiyor. Dünya iletişim çağından enerji çağına geçecek. Bu noktada bizler yerli teknolojilerimizi, bilgimizi, tecrübemizi ne kadar arttırabilirsek her çeşit enerji üretim sisteminde bizler için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kaç yüz bin ayrı parçadan oluşacak bu proje ve Türk firmalarına nasıl bir kalkınma ekonomisi doğurmuş olacak? Şöyle, nükleer santrallerin bir özelliği şudur. Güvenliği artırabilmek için bir ekipmandan, yani bir ekipmana ihtiyacınız varsa, özellikle bu ekipman güvenlik önemi olan bir ekipmansa bir tane kullanmazsınız. Birden fazla kullanırsınız, yedekli kullanırsınız, çalışma prensiplerini çeşitli kullanırsınız. Yani bir pompanız var, bunun türü ve çalışma prensipleri farklı olabilir. Belki aynı iş için 3 pompa kullanırsınız. Dolayısıyla çok net yüz binlerce parça diyebilirim size. Teknolojiden teknolojiye değişmek üzere. Zaten 20 milyar dolarlık büyük bir yatırım olmasının da sebebi nükleer santrallerin bu. Bazı özel parçaları var, bazı özel ekipmanları var nükleer santrallerin. Bunu yerli üretmek için yatırım yapmanızın çok anlamı olmayabilir bunda. İşte Rusya gibi teknoloji sağlayan ülkeye güvenmeniz gerekebilir o ekipmanları almak için. Fakat güvenlik önemi çok fazla olmayan, sayıca fazla ve kömür santrallerini de belki sağlayabileceğiniz ortak ekipmanlar. Yani ekipman maliyetinin yarı yarıya gibi düşünebiliriz. Ben net hesapları yaptım aslında ama burada açıklamam belki doğru olmayabilir ticari sebeplerden dolayı ama açıklanan rakamlar var. Mesela 1.2 milyar dolar Türkiye'de ekipmanın sağlanacağı, yani ekipmanın alınması için sağlanacağı yolunda. Dolayısıyla nükleer santrale ekipman sağlayabilecek kendini patlamış firmalarımız için 1.2 milyar dolar bir pazar bugün mümkün. Burada inşaattan bahsetmiyorum, sadece ekipman sağlanmasından bahsediyorum. Evet. Yapılacak iş işinin de montaj hariç olan kısmının Türk firmaları tarafından sağlanması öngörülüyor. Bu da zikredilen rakamlara baktığınızda 6 milyar dolar civarında bir toplam Türk firmalarına iş imkanı demek oluyor. Olağanüstü bir rakam. Peki nükleer endüstrisi için yatırım yapan Türk firmalarının tecrübesi diye sorsam ve firmalar sayısı var mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında çok önemli çalışmalar yapılıyor bunun için. Nükleer santrale ekipman sağlamış ya da nükleer santrallerin yan hizmetlerine ekipman sağlamış Türk firmaları mevcut aslında. Bu çok güzel bir haber. Onların da bazı konularda yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de farklı projelerle, şu anda bildiğim 4 projeyle Türk firmalarının yeterlilikleri, ihtiyaçlarını kapatmak
için neler yapmaları gerektiğine dair çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde yani şöyle söyleyeyim size, 400'den fazla firma nükleerde rol almak için aday oldu. Ama bunların ciddi sıraladığım şekilde değerlendirmesi sanıyorum 100'ü aşkın firmayla yapıldı. Firmalara ihtiyaçları nükleere tedarikçi olabilmek için söylendi. Varsa boşlukları neler yapmaları gerektiği de söylendi. Bu projelerin de Türkiye'de artacağını düşünüyorum. Böyle lider firmalar kümelendiler. Küme olarak çalışmaları değerlendirildi. Çok ciddi özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar yapıldı firmalarla ilgili. Sayın Şule Ergün, devam edeceğiz ama son dakika gelişmesi olarak az önce aktardığım YouTube binasında silah sesleri konusunda son bilgiler nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde San Bruno Polis Departmanı'ndan açıklama var. Tuna Şanlı, Washington'dan karşımızda. Nedir Tuna Şanlı YouTube binasındaki silah seslerine ilişkin ayrıntılar, ilk bilgiler? Fuat Kozluklu, olay hala devam ediyor. California'da San Bruno şehrindeki YouTube merkezi içerisinde hala saldırgan. Polis durumun kontrol altına henüz alınamadığını açıkladı. Ve içeride bazı YouTube çalışanlarıyla beraber kendisini bir odaya ya da bölmeye, buna tam bir netlik kazandırmış değiller, kilitlediği ve silahıyla beraber şu an orada tehdidini sürdürdüğü ifade ediliyor. Televizyonlar tabii yayınlarını kesti, ulusal kanallar şu an California'ya odaklanmış durumda. YouTube çalışanlarının binadan ayrıldığını gözlemliyoruz. Büyük bir bölümünün binayı terk ettiği belirtildi. Bu arada polis, ola ki şu anda yayınımızı izleme fırsatı bulan varsa internet üzerinden vesaire ve o bölgede bulunanlar varsa onlara da bir çağrı niteliğinde söyleyelim. Cherry Avenue ve Bay Hill Drive bölgesinden uzak durulmasını istedi. Cherry Caddesi ile Bay Hill Sokağı diyelim buna, ya da Amerika'da yaygınlanan ismiyle Bay Hill Drive denilen yolların kesişiminden uzak durulmasını istedi California polisi. Ve hemen şunu belirtelim, San Bruno'nun bütün neredeyse polis gücü ve itfaiyesinin büyük bir bölümünün de şu an olay yerinde toplandığı, YouTube merkezi çevresinde toplandığı belirtiliyor. Saldırganın kimliği hakkında bir tabii bilgi henüz yok. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği ya da arkasındaki motifle ilgili de bir bilgi yok. Çünkü hala devam eden bir olay. Dolayısıyla biz de bilgileri aldıkça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, Şubat 2005'te kurulmuş internette video barındırma sitesi YouTube'un merkez binasında silah sesleri var. Bina boşaltılmaya çalışıldı ama bazı çalışanlar, Tuna Şanlı vurguladı, dışarı çıkamadı. Saldırgan bir bölmede ya da bir odada çok sayıda R ile